Taksi meselesine gelince, size bir soru sormak istiyorum ben. İstanbul'da taksi sorunu var, plaka sorunu mu var? Plaka sorunu var. Değil, taksi sorunu var. Yani kaç tane plaka oldu sizi ilgilendiriyor mu? Onu? İlgilendirmez, Heh. Taksi, taksi sorunu Taksi sorunu Hani sayının artmasını evet. niye... şimdi oraya geleceğim. Eee... Gelir elde etmesi kadar engelleniyor burada. Bu öyle Bu olayı öyle bakmak Bakın, lazım. anlatacağım. Mesela bir şey daha ilave ben anlatayım. Edeyim. Mesela bürokraside engelleme yok dediniz ya. Bu aslında bu de engelleme. Yani kamudaki temsiliyet 11'de sanırım yanlış olabilir. 16'ya çıkartıldı. Doğru mu? Yok, Hatırlıyorum. 21. 21'e çıkartıldı. 17'ydi 21'e çıktı. Evet. Mesela buradaki denklem değişti. Ben onu da anlatayım. Başka var mı? Buyurun sor. Yani Peki, devam her şeyi başı... sorun anlatacağım. Tam taksi meselesi. Hemen söylüyorum. Buyurun. Bir, İstanbul'da AK Parti yetkililerinden bugüne kadar Taksim meselesi ilgili ben karşıyım ya da taraflarının bir açıklama duydunuz mu? Duymadınız. Şimdi İstanbul'da Taksim meselesi mi var? Plaka meselesi mi var? Taksim meselesi var. Peki İstanbul'da Taksim meselesinin bütün yürütümünden kim sorumlu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu. Bütün süreçlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu. Peki UKM'e? Buna karar sayısına karar verme yetkisi UKM'de. Kanun öyle verilmiş. Bürokrasi ağırlıklı Evet. Hepsi bürokrasi. <laughs> bir tek seçim siyasi <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı var. Onun dışında hepsi bürokrasi. Öyle mi? Hepsi mi bürokrat? Hepsi bürokrat. Yani teknik bir kurul. Bunu bir tarafa bırakıyorum. Peki soruyorum size. İstanbul'da toplam günlük yolculuk sayısı ne kadar zafer ver biliyor musunuz? Taksiyle mi yoksa genel? Bütün yolculuğu söylüyorum. Bilmiyorum. 15 milyon. 15 milyon. 15 milyon yolculuk var. Günlük arabayla yapılan yolculuk, metrobüste, metroyla, toplu, taşıma, toplu taşımayla, şunla bunla yapılan yolculuk 15 milyon. Taksiyle ne kadar? 10. Kaç? Yüzde 10. Yani bir buçuk milyon. İstanbul'da yapılan bütün yolculuğun taksinin kapasitesi yüzde 10. Yani nereye varacaksınız? Evet nereye geleceğim tabii. Her şeyin bir mantık sitesi var. Şimdi biz niye ise yüzde 90'lı tartışmayı bir kenara bıraktık, yüzde onu tartışıyoruz. Peki hakikat burada. Taksi ile ilgili bütün İstanbullara sorulmuş. Denilmiş ki taksi meselesindeki sorun ne? Murat Bey. Demişler ki yüzde 33 nokta küsür. Ne demişler? Müşteri beğenmiyor. Taksiciler müşteri beğenmiyor. Evet, evet en Peki, önemli sorun bu. Taksi müşteri beğenmiyorsa bunu kontrol edecek, rekabet bunu yok. sisteme sokacak kim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani bunu denetleme taksi... görevi mi belediyede? Evet belediyenin elinde. Peki bunu e, taksi bulamıyorum diyen kaç? Yüzde üç. Taksi bulamıyorum diyen yüzde üç. Taksi müşteri beğenmiyor diyen yüzde otuz üç. Bir başka şey ise Ahmet Bey, burası çok önemli bir istatistik. Avrupa'da bir taksi yüzde 65 verimlilikle çalışıyor. Bizde yüzde kaç verimlilikle çalışıyor biliyor musunuz? Yüzde 39. Bir taksi İstanbul'da 443 kilometre. Dışı var. He? Kayıt dışı var. Neye göre 400, bu? İstatistiklere göre söylüyorum ama ben. vergiye göre hesaplanmış Bu yüksek ihtimal. Buyurun. Yani taksi... bilimsel raporlar bunlar. Tamam. Ta bilimsel Değil oluyorsa bak, bu gelire 400, göre hesaplanmıştır. Bir 443 tane, 401 bir taksi bir günde ortalama 443 kilometre. Hepsi batar o zaman. 443 kilometre yapıyor. 443 kilometre yol yapan taksi bir günde verimlilik sadece 150 kilometrede taksimetre taksi. Verimlilikten de mi belediye sorumlu? için verimlilikten şöyle sorumlu sen aplikasyon yapacaksın bu kadar basit bir şey aplikasyon bir aplikasyon bir yazılım ya Uber gibi olacak. evet bir yazılım yapacaksın ya bir yazılım ha, verimli yazılım. kullanacak taksiyi bunu yüzde %65 65'e çıkardığımızda ilave ne kadar taksi geliyor biliyor musunuz 11.386 taksi geliyor bir taksinin trafiğe yüküne biliyor musunuz Ahmet Bey sizin bindiğiniz arabanın 15 katı. Yani taksi sayısını ha. arttırmak trafiği o arttırır. 15 katı. Diyorsunuz bir dakika. Aplikasyon uygulamasıyla verimliliği arttırırsan sorunu çözersin. Çocuğu 11 bin e, geliyor. Peki, Büyük, şehir 5 bin istiyor. verimli arttırdığında 11 bin geliyor. Müşteri beğenmeme sorununu nasıl Buna, Onun niteliğini arttıracaksınız. O da, da belediyenin görevi. İyi belediye ceza edecek, takip edecek. Bir başka şey ise bunu dikkat alarak şu anda toplu taşımada bir sıkıntı var. Sıkıntının sebebi şu. Raylı sistemler çoğaldığı için raylı sistemlerin çoğalmasından dolayı minibüs hatlarının büyük bir bölümü boşa çıktı. Ta Kadir abi döneminde, rahmetli Kadir abi döneminde çok konuşulan bir şey vardı. Bu minibüslerin bir kısmının taksiye çevrilmesi. Biz bunu çok gündeme getirdik. Zaten taksiye ihtiyaç var değil mi? Niye hemen yapmadılar? Ne zaman yapıldı bu? Ne zaman yapıldı Zafer Bey? Geçen sene yapıldı. Geçen sene evet. Peki niye ihtiyaçta yapmadın? Niye yapmadın? Çünkü burada para yok. Burada para yok. Yani bu taksi meselesinde aslında biraz rant vesilesi Başka bir, evet diyorsun. aynen öyle. Şimdi eğer mesele taksi meselesi bakın bin tane minibüsü çevirdin. Sonra dedik ki gel bin tane daha çevir. Şimdi bizim geldiğimiz noktaya geldiler. Şimdi yeni UKM'ye şey geliyor. 1400 ile 1800 arasında minibüsün taksiye çevrilmesi gerekiyor üç e, ya, teklifi geliyor. İmamoğlu yakınıyormuş ya. Ya sadece Arap olursan taksi duruyor falan diye İmamoğlu'nun kendisi yakınıyor. Halbuki siz diyorsunuz ki onu denetleme görevi senin diyorsunuz. Öyle evet. mi? Po Polisin değil mi ya o polisiye polis bir şey diyor, değil mi? Polisi polis güvenlik ve trafik akışı ilgilenir. Taksinin bütün denetim hakkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Bütün sistemden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ahmet Bey ben görüyorum ki aslında İstanbul'da ana sorun ulaşım yani bütün konuşumuz mesele biraz. Tabii en önemli bu Şimdi bu metro hatları konusunda Sayın Başkan çok fazla böyle çelişkili haber var. Ben Ulaştırma Bakanlığı'na da sordum. Onlar belgeleriyle bana verdiler. 7 tane değil mi Ulaştırma Bakanlığı'nın devam eden metro projesi var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu da diyor ki ben 10 tane metro hattı yapıyorum. Buna karşılık bakanlık diyor ki bu hatların hiçbirine kendi döneminde başlamadı. Ee, geçmiş dönemde başlanan hatlardı. Bu işin aslı nedir? Bir de şu var. E, bazı projelerde de kendisinin bakanlığa borçlandırıldığını yani bakanlığın kendisinden aldığı parayla bazı hatları yaptığını iddia ediyor. Ee, ama günün sonunda ya bu hatlar yapılacaksa, belediye de yapıyorsa, Ulaştırma Bakanı da yapıyorsa kazanan İstanbul olacak ama bu tartışma niye yaşanıyor? Şimdi bakın bunu yani, e bir, bir şey soracağım. Zafer Şahin'in sorusunu tamamlamak bakımından bıraktığı yerden bu belediyenin yani İmamoğlu Belediyesi'nin Yaptığı hiç metro yok mu? Sıfır. Ya yapmayın Allah'ın izniyle. Göstereceğim belgesiyle. Sıfır mı? Sıfır. Ya bir metre bile kendi belgesiyle göstereceğim Ahmet. Buyurun göster. Göstereceğim belgesiyle. Ya bunlar bu söylediklerim hiçbir tanesi burada söylenmiş değil. Bunlar bizzat yüzlerine söylenmiş. Sayın neyle? Başkan, şöyle bir afiş gördüm Ama ben. Ama sıfır demeniz de 6 kilometre metro yaptık diye. Belgeyle söyleyeceğim. Kendi faaliyet raporundan söyleyeceğim. Performans kitabından söyleyeceğim. Sıfır. Hemen söyleyeyim. Biz 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ihalesi yapılmış, işi başlamış 134.6 kilometre metro hattı teslim ettik. Bu sizin yaptığınız. İhalesini yaptığımız. İhalesini yaptığımız. Başlamış. 134.6 yani, kilometre. Bir dakika. Yeni belediye, Hı. yani İmamoğlu Belediyesi bunları sürdürecek. Tabii. Tamam. Yani i̇halesini yapmışız. Sürdürmedi mi? Oraya geleceğim işte. 134 kilometre ihalesi yapılmış, değişik oranlarda metro hattı teslim ettik. Bunun 29 kilometresi açılmaya hazır. Anahtarını açıp içine girecek halde teslim ettik. Töreni yapılmaya hazır. O töreni edin. yapılmaya hazır halde teslim ettik. Şimdi şu ana kadar Murat Bey size cevap şu ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu metrolarda geldiği mesafe yaklaşık 14,5 kilometre. E sıfır diyorsunuz bakın 14,5 kilometre yapmış. Kendi yaptı diyorsunuz. Kendi başladığı. Kendi temelini attığı, kendi ihalesini yaptığı bir metro hattı. Ben hiç mi metro yapmadı dedim. Ha o zaman şey 14.5 kilometre bizim yaptıklarımızdan devam etti. <laughs> devam etti ya tamam. Ha. O devlette devamlılık esası. Bu şey demiyorum tamam. Onda bir şey yok. Zınk diye durdurmamış devam etmiş Tabii. yani. O da onu da söyleyeceğim. Işte. İyi midir 14.5 kilometre? Işte, onu bu kayıslıymış şimdi size. Aynı dönemde Bakanlık da aynı dönemde başlamış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 14.5 kilometre. Bakanlık kaç kilometre yapmış? 58.67 kilometre. Aynı süreçte mi? Aynı sürede. Ama aynı sürede. Mesela, Bakanlığın gücüyle İstanbul Belediyesi'nin... Aynı, Belediyesi bütçesi mesela, aynı. aynı. Aynı mı? Uğraştırma Bu... Bakanlığı'nın bütçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Gerçekten Evet. Hakan Şimdi, Bey, bir e, UKM bir karar aldı Marmara'yı e, İBB'ye bağlamayla ilgili aktarma istasyonunu. Fakat bunu... E, Demir yolları mahkemeye vererek iptal ettirdi. Bunun zafer benin sorusuna bir, araksiyo, tamam, bir burada konu. Burada şunu demek ama istiyorum. Bir bitireyim, mesela bir mevcut bitenlere hak edişleri bile iptal ediliyor. Yani düşünün yapmayı engellemenin dışında. Bir dakika bir dakika. Ne, yani ne mesela bir Marmara Marmara'da aktarma istasyonu. Bir... Bunu anlatın mesela neden mahkemeye verildi neden ya şu metro edildi. De şu metron Ben ilk bak defa bunu... duydum bunu ama merak sorarım ilk defa tamam. duydum. Yani böyle bir şey var mı ilk defa duydum doğrusu. Şimdi şu not çok önemli. 134 kilometre teslim ettik. 29 kilometresini biz bitirmeye hazır halde yaptık. 134 kilometre teslim ettiğimiz metro şu anda kaça, kaç kilometreye kaç düştü biliyor musun Ahmet Bey? 105 82.9 kilometreye düştü. Daha yapılacak 82 kilometre. Aynen. 20 kilometresi iptal oldu. Niye? E, şimdi öyle bir algı ve manipülasyon var ki. Bir gün bir televizyon kanalında eski bir CHP Milletvekili diyor ki, Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki metro hattını iptal etmek için genelge yayınladı diyor. Şimdi bir genelge yayınlandı biliyorsunuz. Ekonomik dalgalanmadan dolayı %15 seviyesine geldiği zaman, %15 seviyesine geldiği zaman eğer firma %15'in altındaysa tasfiye edebilirsin. Neyin %15'i? İş, yapım işinin %15'in altındaysan ihaleyi tasfiye edebilirsin diye bir genelge yayınlandı. Şimdi 134 kilometre olarak verdiğimiz verdiğimiz metro hattının 29'unu biz yapmışız. 80 kilometre düştü. İki hat iptal oldu. Edebilirsin mi diyor? Etmelisin. Edebilirsin. Yani inisiyatif belediyede. Tabii. Tabi, ist i̇stese, et i̇stese etmez. İstese yani etmez. Esas şimdi bugün sizin programınızda açıklayacağım esas şey bu. Şimdi işin püf noktası burası. Şimdi burayla ilgili... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tweetler atıyor. Diyor ki ey İstanbullular yakında diyor işte durdurulan metro hattı kirazlı hattını başlatıyorum. Ve 2023'te açacağım diyor. Bakın ne zaman açıyor? 2021'de temelini atıyor ve diyor ki 2023'te açacağım burayı. Durdurulan metro hattı. 2023'te açıyorum. Sonra 2022 Ağustos'unda %15'i doldurmadığı için tasfiye ediyor. Aynı yer mi? Aynı yer. Sonra bir tweet daha atıyor. Dudurlan Tuzla metrosunu başlattım, devam ediyorum. Sonra 2022'de açacağım diyor. Sonra Ağustos'ta tasfiye ediyor. Yapmıyor Yüzde, yani. %15'in altı. Şu demek da. mi bu? Yapmıyor. Yapacağım dedi Tuzla ve neydi? Tuzla ve şey, Kirazlı metrosu. İkisini de yapmaktan evet, vazgeçiyor. Tamam. Şimdi Peki, durdurulan dediği de genel gemi, genel gemi yok. atıfta bulunuyor. Güya AK Parti'ye atıfta bulunuyor. AK Parti diyor beceremedi, durdurulmuştu bu ha, proje. Ha yapamamışlar diyor. Yapamamıştı diyor. Şimdi sizin yayınınızda İstanbul halkı adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruyorum. Bir, Kirazlı Halkalı metro hattı. Ne oldu? Ne oldu? Esas daha yo daha şeyini soruyorum. 9.7 kilometre. İhale bedeli 2.4 milyar. 2.4 milyar ihale bedeli. 07.12.2020'de 170 milyon euro kredi kullandın. Yani yaklaşık ihale bedelinin %70'ini kasana koydun. Parası hazır. Para hazır. Kredi almış yani. Kredi aldı. Yurt dışından mı? Yurt dışından. Parası hazır. Kasaya geldi. Eşare işte yapsın. İşte onu söyleyeceğim. %70'i kasaya kondu. Çünkü bunlar bu metrolarla Zafer zafer şeyi biliyor musunuz? Bu metrolar meclisten geçerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bunların hepsine hayır dedi biliyor musunuz? Ha, Peki. Nereye varacaksınız? Şimdi bitirin için. ne olur. E, ne diyorsunuz? Şimdi. Yani? Bir daha bunu bu çok önemli bir şey. Kopmadan söylemesi. 2.4 milyar ihale bedeli. 07.12'de 170 milyon euro tahvil ihraç tahvil aldın. Yani 1.6 milyar parayı aldın kasana koydun. Paran hazır olduğu halde Ağustos 22'de niye bu hattı tasfiye ettin? Bu para nerede? Peki o krediyi aldığı zaman oraya harcamak zorunda değil mi o parayı? Zorunda. Şimdi onu soruyorum ben. İade etmiş. Bu para nereye iade Tahlil, ya aslında. Bu para Dedi nerede? Değil. Bir dakika. Şimdi bütün ekranlarınızda bu Türkiye ilk defa duyuyor bunu. 500 bin bütün, diye ben orada ama. Kaç dakika. parayı Bir buçuk milyon he? dolar dedin. Şu anda, bir buçuk milyar şu anda milyar. 170 milyon euro kirazlı halkalı için kredi borcu aldın. Bu parayı aldın kasana kullandın. İhale bedelin 2.4 milyar. Neredeyse bir, bir maliyeti... Ha, almış. aldığın para. Niye yapmıyorsun? Bu para kasanda dururken İstanbulluların metrosunu niye yapmadın? Niye tasfiye ettin? Ve bu para nerede? Kasadadır belki. Çıksın kasada diye çıksın Peki kasadaysa metroyu niye durduruyorsun? Onu Bilmiyorum artık. Kendisi söylesin mutlaka evet, bir cevabı var. Metro durduysa para nerede? <gülüyor> <gülüyor> metro durduysa para nerede? Kedi buysa ciğer i̇ki, nerede? Bakın Ahmet Bey ikincisi daha. İki. Mahmut Bey Başakşehir. 18,5 kilometre metro hattı. 3,48, 3,48, 3,049 yani 3 milyar ihale bedeli. 07-12 tahvil, kredi almışsın. 220 milyon euro yani 2 milyar TL. Kasanda hazır, para hazır. Niçin Ağustos 2022'de bu metroyu durdurdun? tasfiye ettin. Paranda, kasanda para hazır iken bu para nerede? Bu metroyu niye durdurdun? Bunları nerede soracaksınız? Üç. Şimdi sizde soruyorum. Cevap gelmese pazar mecliste soracağım. Mecliste soracak. Tabii, soracağım. Yani Sayın Başkan siz şunu mu söylüyorsunuz? Bu yapacağım denilen metrolar için yurt dışından kredi alındı, kasaya konuldu evet. ama bu projelere başlanmadı. Para da yok. Ne an. olduğu belli değil diyorsunuz. Para da nerede olduğu belirsiz. Projeleri önce de iptal mi Evet. Az i̇ptal önce duruldu. Durdurma ayrı, iptal ayrı. Durduruldu. İptal. Durduruldu. Belki Az yapacak. Önce bir ifadeniz oldu. Ya yapacaksa kasanda para var ki niye yapmıyorsun? Az önce bir, bir ifadeniz oldu. Dediniz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kendi kariyer planlama merkezi olarak Aynen kullanıyor. Mi? Yani şunu mu söylüyorsunuz bu paralarla siyasi kariyer. Şunu söylüyorum. Zemin... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbulların metrosu falan gündeminde değil. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbulların metro ihtiyacı gündeminde olmuş olsaydı, bakanlık %87'ye gelirken aynı süre içerisinde bu %25'te kalmazdı. Büyükşehir Belediyesi'nin bunların biz teslim ederken kaynaklarıyla beraber teslim ettik. Bütçeden finanslarını, bütün olurlarını alarak teslim ettik. Ve teslim ettiğimizdeki bakın Ahmet Bey, Bakanlığın şu ana kadar bütün metrolara seçimden sonra harcadığı para 8 milyar. Biz teslim ederken o günkü fiyatla harcadığımız para 12 milyar. Hmm. 12 milyar harcayıp verdiğimiz metro hatlarına şu ana kadar harcadığı para 8 milyar. Bakanlığın şu ana kadar harcadığı para 22 milyar. Evet. Bir soru sor sorabilir miyim? Bir daha bitmedi. Bitmedi. 3. Kaynarca Pendik Tuzla 13 kilometre uzunluğunda. 1.6 milyar ihale bedeli var. 85 milyon euro bir, 34 milyon euro bir kredi kullandın. Yani yaklaşık 1.1 milyar. Ve bu projeyi de, bu projeyi de bakın Kirazlı Halkalı Yunso %18'de 15 diye tasfiye etti. Mahmut Bey Başaşehir 14'te tas tasfiye etti. Kaynarca Pendik %9'da. Ağustos 22'de. Niçin Kasanda parası olmasına rağmen, krediyi kullanmana rağmen, İstanbullular adına faiz ödemene rağmen bu hattın metro ihalesini niçin tasfiye ettin? Çık ve İstanbulluları açıkla. Bir başka şey ise 580 milyon dolar, 580 milyon dolar e, tahvil ihraç metro için. Bu para ne oldu? Akıbetini merak ediyoruz. Ve şimdi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıp bunlara cevap vermesi lazım. Ve bunların bu metroların hepsi AK Parti döneminde bakın tarihleri burada. Daha önce Murat Bey ile de konuşmuştuk. Ahmet Bey, bütün tarihler burada. Metroların hangi tarihte başlamış? Buyurun. 2017, 2018, 2017, o 2016. İmamoğlu zamanı başlayan bir metro yok mu? Hayır, sıfır. Ama sıfır bu, dediğiniz on o yani. Sıfır. Birlik, 10 taneyi şu an sür, sürdürüyor olması önemli değil mi? Elbette çok önemli. Ee, önemli ve geçmişte e, metrobüslerin alımların bir kısmı sizin döneminizde alındı. Ama onun borcunu da bu belediye ödüyor. Hangisini? Mesela met, otobüsler alındı. Biz krediyle hiçbir şey almadık hiç borç yapılmadı mı? Biz krediyle 2018 hiç, 2019 öncesi hiç biz, borçla biz krediyle hiç araç almadık. Araç almadınız. Tabii tabii. Kredi hiç bilmiyorum. araç almadık. Direkt Şimdi benim bir direkt, sorum var. Direkt firmadan, direkt firmadan eee Tevfik Bey. Ee, şimdi 2020 e, 2032'de 2030 Swiss Hotel'in satışıyla ilgili biliyorsunuz. Şunu bir bitireyim Swiss Hotel'e gelelim. Şunu bir bitireyim müsaade ederseniz. Şimdi burada Metro ile ilgili şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendi döneminde projesini yapıp da ihalesini yaptığı bir tane dahi metro hattı yoktur. Şimdi insan şuradan şu şeye cevabını vermek. Siz de bunu yayınınızda çok tartışsınız. Yıl 2022. Tarih 16 Ocak. 16 Ocak. Bir tweet attı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne diyor? Evet. Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli, Sefaköy, Beylikdüzü metrosun yapımını kimse engelleyemeyecek. Proje hazır, yatırımcı hazır, finansman hazır, bir imza eksik. Cumhurbaşkanı'nın imzası. Buyur. Ne zaman? 22 Ocak, 2022 Ocak 16. Doğru mu peki? Değil. Burada sorun ne? Sorun şu. Apaçık İstanbullulara yanlış bilgi. Niye? O günlerde bu terör meselesi vesaire tartışılıyordu. Bir şey söylemesi lazımdı. Yani <laughs> e, demin cümlem yarım kaldı Murat Bey müdahalesiyle İstanbul Büyükşehir sabahleyin kalktığında şöyle düşünüyor. Biz bugün neyin PR'ını yapacağız? Bak, Biz burada bugün neyin reklamını yapacağız? Ve biz burada e, ajans Büyükşehir Belediye Başkanı burada bir algı oyunu yiyor, manipülasyon var, onun karşısında hangi algıyı yapacağız? Diyerken öyle bir açığa düşüyor ki, öyle bir açığa düşüyor ki, çıkıyor diyor ki, projem hazır, finansım hazır, bir İy imza eksik, metro yapacağım. Peki söylüyorum size, projen hazırsa, finansın hazırsa, paran hazırsa, elinden diyor tutan boşver. mı var? Git metro yap. İmzadan kasıt ne orada? Şöyle geleceğim, elinden tutan mı var? bir yere metro yapman için Sayın Cumhurbaşkanımıza sorman gerekmiyor. Hayır. O Ulaştırma Bakanlığı'na sorman gerekmiyor. O krediyi alabilmem için diyor. Ha. Finansmanı alabilmem için imzaya Tamam. Var. Peki finansman almak için. Peki kredi almak için şart ne? Borçlanma oranı. Yine oraya Değil. gidiyoruz. Ne? Değil. Oraya gelmedik daha. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı diyor ki kredi alabilmen için bak koca bir kitap yayınlamış. Şartname mi var yani? Aynen. Bir kitap Bu şartlara mı uymuyor? Bu şartlara uyman lazım. Bu şartlara uyman ne? Bir, projen kesin proje olacak. Fizibilitesi çıkmış olacak. Ve bu uzman kuruluş olan, uzman kuruluş olan, Ulaştırma Bakanlığı diyecek ki bu proje fizibil bir projedir. Sen bu projeyi yapabilirsin diyecek. Bunu dedikten sonra bana geleceksin. Ama oraya gitmeden önce meclise gelmen lazım. Nereye? Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelmen lazım. Daha meclise gelmemiş. Daha planlara işlenmemiş. Ve siz 2012'de Kadir abinin başlatmış olduğu Beylik, Sefaköy Beylikdüzü metro hattını yapmak istiyorsunuz. Bakanlığa diyorsunuz ki ben metro yapmak istiyorum bunu onayla. Ben bunun üzerine hemen bu tweetten sonra bakan beyi aradım. Sayın bakanım nedir bu? Yanlış dedi böyle bir şey yok dedi. Bakanlık bir dakika diyor ya bak Tweet ne zaman hatırlıyor Ahmet Bey? Tweet 2022 Ocak. Bakanlık 2021 Mart'ta diyor ki şu eksiklerin var. Büyükşehir cevap yazıyor eksiklerine. Şunları yaptım diyor. Bakanlık tekrar bir yazı yazıyor. Tekrar cevap yazıyor. Ne zaman? 28.05.2021. Diyor ki şunlar. Bunlar da eksik. Bunlar da tamamla. Devam ediyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Proje ne zaman tamamlanıyor biliyor musunuz? Bu iş tamam bitti yazısı ne zaman? 17.01.2022 tekrar bir daha yazılıyor. En son 04.02.2022 bir daha yazılıyor. En son proje tamam hale geldi yazısı ne zaman? 22 Temmuz 2022. Tweet ne zaman atılıyor? 2022 Ocak. Peki Ocak'ta atılıyor. Tam hazır değilmiş demek ki. Tam bürokrasik bir takım eksikler var. Bürokrasi değil proje yok. Şimdi üç türlü projeler. Tamam, o, o, detaylara ya. girmeyelim. Anlaşıldı. Yok sizin yayınızda çok tartışıldı mı? Ta, tamam anladım. Peki. Ben. Ya Bir de bu ekmek meselesi var. Daha onu konuşmamız lazım. Tamam. Onu da konuşalım. Peki ne zaman Temmuz'da? Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne ne zaman geliyor Ahmet Bey dosya? Ne zaman geliyor biliyor musunuz? Murat Bey İyi bak iyi bak. Ne kadar zaman geliyor? Eylül'de geliyor. Eylül'de ne zaman geliyor bize? Şu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı. Gündemi. Şu. Bakın. Peki doğru olmayan bir bilgi verdi demek istiyorsunuz öyle mi? Et, nezaket dersek öyle deriz. Doğru Peki. olmayan bir bilgi verdi deriz. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir başka şey. Ama bu Hayır. konuyu da bitirelim. Bir başka benim şey. Sorun Çok vardı. soru vardı. Daha sorun var. Daha planı gelmeyen konuda bırak bunu söylüyoruz. Şimdi önemli. burada ben sorayım. benim sorum Şimdi ben vardı anlamayalım. Çünkü da... ben sordum. E, müsaade istedi başkanımız. Şimdi burada Şimdi... şunu söyleyeyim. Bir. Şu anda devam eden metroların hepsi AK Parti döneminde başlatılmış yaklaşık 12 milyar TL para ödenmiş. Yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplam 8 milyar ödediği yaptığı devam ettiği. 133 kilometre teslim ettiğimiz metronun 29 kilometresi anahtar teslim sadece töreni kalmış metrodur. Geriye kalan 105'i de 80 kilometre iki 2 hattı iptal etmiş, durdurmuş, tasfiye etmiş metrolardır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaklaşık 4 yıllık belediye başkanlığı süresinde bir metre yeni metro projesi yapmamıştır. Peki. Bir ihalesini yapmamıştır. Murat Bey. Tamam. Buyurun. Şimdi e, Sayın Başkan, İBB'nin çok büyük bir mülkü var ve çok büyük bir katma değere sahip. E, ve siz AK Parti grubu olarak İBB'nin bir mülkünü mülkünü satmaya başladınız. Nedir bu? 2000 32 yılında tamamen İBB'ye ait olacak bir mülkü AK Parti grubu olarak satışına onay verdiniz. Yani sivil oteli satıyorsunuz. İBB'yi nasıl eleştiriyordunuz? Yeşil alanları satıyor, işte bunu yapıyor, satmakta diye eleştirdiğiniz bir yeri bu kadar önemli bir mülkünü bir AK Parti grubu olarak satmaya nasıl kalkarsınız? Lütfen bunu kısa. Sorayım. İkincisi, bir dakika, bir dakika bir kısa. Dakika, kısa bir, bir, dakika, bir cevap alalım. Tamam yanlış. Eee Sivis Otel şu anda işletmesi üzerinde olan bir yer. Aynı kişiler işletiyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadir abi döneminde orayı satışa çıkıyor. Ve üzerindeki şahıslar girip burayı satın alıyorlar. Otel burası. Evet. Otel. Plan lecatı otel. Üzerinde de otel var. Bak plan... Bir AK Parti grubu evet, karar et. alıp bunu satmaya yetkili midir? Et. Bir müsaade et. AK Parti grubu karar almaz. AK Parti grubu kendisine sunan teklife oy verir ya da vermez. Daha önce olmuş. Daha mu? önce şöyle ama oradan nereye gelmek istediğini aslında Murat Bey çok hakim değil. Rahmetli Kadir abi döneminde Sivis Otel'in yerini satışa çıkılıyor. Eskiden olmuş bitmiş Esk bu. Değil. Yani, top döneminde. Bitti dönemi. de. Bitti ama sonra Cumhuriyet Halk Partisi o zaman buna itiraz etmiş. İtiraz Cumhuriyet etti. Halk Partisi meclis üyeleri mahkemeye giderek bu satışı durdurmuş. Fakat bu satışı alan şahıslar, bu araya alan şahıslar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne parayı ödemişler. Oranın mülkün parası ödenmiş. Mahkeme satışı iptal etmiş. Büyükşehir Belediyesi ya parayı ödeyecek. Yani ya şahısların mecliste, mecliste nasıl bir karar aldı? Ben onu soruyorum. Oraya geleceğim işte? Ya şahısların da, ödediği para ya Büyükşehir Belediyesi parayı ödeyecek ya da ya da satışı iptal edecek. Siz Ak Parti grubu Şimdi burada, kararı neydi orada? Onu soruyorum ben. Onu söyleyeceğim. Biz Kadir abi dönemindeki verdiğimiz karara evet dedik. Cumhuriyet Halk Partisi ise Dün bugün bugündür dedi. Karşı çıktığı karara döndü, satış evet dedi. Bu kadar. Peki. Ben şunu merak İkinci ediyorum. Bir soru var. Ben Murat bak İkinci ama sordum bak şimdi. Ee, ya şimdi Sayın Başkan bize şunu söylediniz. Dediniz ki sosyal yardımlarla ilgili söylenen rakamlar doğru değil. Bir takım belgeler gösterdiniz. Yine aynı şekilde yurt dışından metro yapacağım diye alınan paraların metro inşaatında kullanılmadığını ifade ettiniz. Ee, bak onu ifade etmedim ben. Ben sadece para nerede diye ha, soruyorum. Para nerede diye sordunuz. Yani Ama bunu mevzide de istedi, pazartesi günü soracağım. Evet. E, ya şimdi bunların hukuken takibi mümkün mü? Ya da ne bileyim bir hukuki sonucu doğmuyor mu? Yani siz metro yapacağım diye para alıyorsanız ve metro inşaatı başlamadıysa sizin bunu ispatlayacak elinizde somut belgeler sanıyorum var değil mi? Yine aynı yere döneceğim. Peki bu paralar nereye kullanılıyor? Onu bilmiyor bir, ki. Soracağım diyor. Var mı? Soracağım soracağız diyor Biz yani pazartesi daha... günü mecliste bunları soracağız. Peki geçen sene ben de pandeminin başında Biz sordunuz. Şimdi Sultan pandeminin de. başında şu ekmek kuyrukları manzarası bütün Türkiye'de konuşuluyordu. Hatta Türkiye genelinde böyle bir sorun özellikle büyük şehirlerde var deniliyordu. Yani uzun ekmek kuyrukları vardı. Halk ekmekleri Şu anda konuda. konuşulmuyor ama. Şu anda konuşulmuyor. Ne geçmiş dönemindeyiz. Sayı arttırıldı. Ne oldu? Üretim mi arttı? Başka bir şey mi devreye girdi? Arttı yani bir... mı üretim? Büfe halk sayısı ekmek. arttı. Hemen söyleyeceğim. Şimdi e, halk ekmekle ilgili o gün maalesef insanların ekmeği üzerinden bir siyasi manipülasyon yapmaya kalktılar. Kısacık e, olsun şimdi, olur. Şimdi halk ekmek bizim dönemimizde günlük 2,5 milyon kapasiteye çıkmıştı. Şu anda kapasite i̇şte, kaç? Aşağı yukarı aynı. Yeni Ahmet İsfahan'la kapasite artmıştır. E, Oran tam kapasitesini bilmiyorum. 1 milyon 990 küsür bin rutin kapasitesi. Gece mesaisiyle beraber iki buçuk milyon kapasiteye çıkmış ve biz iki buçuk milyon bizim dönemimizde iki buçuk milyon ürettik. Tamam, şu anda da yani iki buçuk milyon şu anda da fazlasıyla Şimdi üretiliyor. İki buçuk milyon ürettik. O gün halk ekmek kuyrukları vardı Sayden. Şimdi o halk ekmek o zaman şöyle yapılıyordu. Türkiye'de ekonomi çok kötü, insanlar halk ekmek kuyruklarına daldılar. Bunu bir siyasi maalesef üzülerek ifade ediyorum. İnsanların ekmeğiyle bile siyasi manipülasyona kadar gittiler. Kasten mi Şimdi, yani? Bunu o takdirini halk versin, halkımız versin yani. Şimdi sonra dediler ki halk ekmek yapacağız, AK Parti bizi engelliyor. Peki dedik biz neyi engelledik? Bize deyin ki bir tane engelimizi çıkartın. Şurada bizi engellediniz deyin. Meclise bir dosya getirdiler. Hukuk Komisyonu Başkanımız dedi ki başkanın böyle böyle bir talepleri var. Mevcut halk ekmek büfelerinin süresinin uzatılması. Biz mecliste hemen yetki verdik. 117 büfeye, 117 büfenin hemen süresinin uzatılmasına onay verdik. Sonra bir gün bir şey gördüm. Allah Allah. Halk ekmek büfesini engellediler. Arkadaşları çağırdım ya biz niye engelledik? Engellediğimiz şey yok. Sonra dedik ki biz ne kadar yeni halk ekmek büfesine ihtiyacınız varsa bize getirin, onay, onay verelim. Peki teklifi kim getirmesi lazım Zafer Bey, Murat Bey? Çok bu konuya giriyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi getirmesi lazım değil mi? Büyükşehir Belediyesi bize teklif dahi getirmedi. Teklifi kim getirdi biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi grubunun teklif olarak geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunun teklifi olarak gelmesine rağmen gündeme aldık, hukuk komisyonuna havale ettik ve meclisten geçirdik. 142 tane büfenin 142 tane büfenin açılmasına meclisten yetki verdik. 142 Bey. büfe istediler. 142 büfenin de açılmasına izin verdik. Buna yeterli bulalım. Peki 142 büfeden şu anda kaç açıldı biliyor musunuz? 142 büfeden açılan sadece şu anda 67. 67 küsur açılmış. Hepsi açılmamış. Murat ve Bey. Ve biz dedik ki evet. madem mesele Başlayalım. halk ekmek ve Mesela burada insanların ekmeğe ulaşmasıysa insanları büfeye niye mahkum ediyorsunuz? Bütün Bak, bakkallara dağıtın. Şöyle. Her sokakta bakkal var. Her sokakta bakkala verin insanlar yürüme mesafede gitsinler ekmeklerini alsınlar. Evet. Niye vermediler? Şimdi geçen farklı bir televizyon programında da Halk Ekmeği'nin e, genel müdürü, Sancaktepe'den de belediye başkan adayı olan kişinin yaptığı bir açıklama vardı. AKP döneminde 800-900 bin civarında ekmek üretilirken, şimdi 2,5 milyon söylüyorum. ürettiğini söyledi. Yalan söylüyor. aynı zamanda yaz aylarında da %50 oranında bir tasarruf yapılıyor. Sizin dönemde de böyleydi. Şimdi, Onlar anlatmıyor, ya düzeltme şunu, yapmak şunu, için şunu söyledi. bir söyleyeyim. Benim bir sorum var, oraya geçeyim. Şunu söyleyeyim ama. Şimdi... E, Halk ekmekle ilgili bir manipülasyon yapıldı. Bizim dönemde başlamış Ahmet İsvan Ekmek Fabrikası açıldı. Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu falan da gittiler. Beraber ekmek yediler. O ekmeği nereden aldılar onu bilmiyorum. Sonra il başkanımız oraya gidip ya burada ekmek üretilmiyor. İstanbul Üniversitesi şey Servis Dışı deyince az önce ismini bahsettiği arkadaş buyurun içeri gelin dedi ama tereddütle söyledi. Şimdi o dedik ekmek üretiliyor. Ama büyükşehir belediye başkanının adına açıklama yapan başka bir sözcüsü dedi ki biz ekmek üretmiyoruz öndek bir ihtiyaç yok dedi. Şimdi halk ekmek Onlar ee, da karşamlıyı tok fabrikası üzerinden şöyle, yaptı. Sayın Başkan <laughs> halk ekmek kavramını AK Parti geliştirmiştir esasına baktığınız Bakın, zaman Habet Bey, 142 bakat, büfeye izin sizi vermişiz 57'si açılmış 85'i duruyor daha. Niye açmıyorlar aslında işte ne güzel. Ama evet, şöyle ya, halk aslında ekmek az önce söyle bir düzeltme yap. Yoksulluk meselesi AK Parti'nin bir sorumluluk meselesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden PR meselesi. Peki be, buyurun. Ee, şöyle bir ilave yapayım buna. Benim bildiğim yine 350 civarında da bakkala da veriyorlar. Aslında sizin AK Parti belediyeciliğinin o yaptığı sosyal yardım amacıyla dağıtılan bu ekmeği CHP'li belediyeler daha geniş çerçeveye çıkardı. Mesela, Fabrika sayısını arttırdılar. Nerede? Şey örneğin bakkalları üzerinden ekmeğe ulaştırıyorlar. Bizim dönemde gibi. 557 bakkallar. 800-900 bin dakika, olan dakika, ekmek bizim, bizim, bizim sayısını 2,5 milyona çıkardılar. Bizim dönemde 500'düler. Bizim dönemde 557. Ki ben sorumu sorayım 500, başkanım. 557 bakkala dağıtılıyordu. 557 bakkal. Yeni verilen Soruya rakam. geçelim. Buyurun. Yeni rakam 350 civarında. Bak sosyal devlette, de, yardımda, sosyal organizasyonlarda Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti ile yarışamaz. Evet. Şimdi e, programın başında şunu söylediniz. Ekrem İmamoğlu kariyer planlama merkezine çevirdi. Tabii. İstanbul'u dediniz. Tabii. Ve Sayın İstanbul Erdoğan... İstanbul değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni söylediniz. Yani Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kariyer Planlama merkezi olarak çevirdiğini söylediniz. Sayın olarak İmamoğlu kullanıyor. kendisini Cumhurbaşkanı ile tartışma ortamına çekerek Cumhurbaşkanlığına gideceğini ima ettiniz. Yok, öyle bir ima etmedim. Ama bunu onunla tartışmaya getirerek. Ahmet Bey getirerek, hatta ısrarla sordu. Beni ilgilendirmez dedi. Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı potansiyel aday olarak görüyorsunuz. Benim Hayır. Benim burada anladığım. Hayır, öyle bir şey demedim ben. Busun kendi ee, yorumunuz. Peki böyle engellemeler olduğunu tartışması Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Sayın, Başkanı Sayın, Sayın Erdoğan'la mukayese peki, etmem. Peki şunu demek istiyorum. Madem Sayın Erdoğan'la tartışma alanına gitmeye çalışıyor. Bunu bir strateji yapıyor. diyorsunuz. Bekliyor ki Cumhurbaşkanımız ona bir şey siz desin. Siz o zaman buna fırsat vermeyin. İstediklerini yapın mesela atıyorum. Otobüsleri onay verin. Kredileri almasına onay verin. Bu Veriyoruz. tartışmanın olmaması adına. Veriyor. Hangi kredi onay vermedik mesela? E, e, mesela, e, mesela Yargıtay, Sayıştay raporlarındakini ben söyleyeyim siz Mes karşı çıkıyorsunuz da ama. Mesela kredileri verebilirken açabilirsiniz. Hangi, bir dakika bak. Burada şunu mu görüyorum? pardon. Hangi kredisine onay vermediğimizi söyler misin? 900 evet. otobüsün onaylanması mesela. Sana verdik. Ama yukarısı onay vermiyor. Nasıl versin? Kanun diyor ki veremezsin. Ama borçlu gösteriyor. Kanunu değiştirelim o zaman. Cumhuriyet Halk Partisi gitsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne değil mi? Kanun teklifi yapsın. Yerel yönetimlerde 5390 sayı belediye kanunu değiştirsin evet, bunu... 68'de. Orada... 68. maddesini değiştirsin. Murat bunu bunu konuşmuştuk. Bir izleyici Aa, bir soru bir, soruyor. Bir, bir tane bir şey... şunu sorayım.